Ben dedemin yanına gideriz. Giderim. Atalarımız her zaman unutulmamalı. Bizler de aynı olacağız. Yarın ne olacağımız belli değil. Buradan tüm geçmişlerimizin mekanı cennet olsun. Hadi bakalım gidelim mezarlığımıza. Evet, bakın. Yağmurlu bir gün. Yağmurlu bir gün var şu an. Dedem tam 12 yıl önce böyle bu gördüğünüz yoldan omuzlar eşliğinde gitti. Evimizde mezarlık 400 metre olduğu için mezarlığa omuzlar üzerinde gitti. Tam 12 yıl önce. 15'inde vefat etti, 16'sında defin oldu. Salı günü denk geldi. Pazartesi vefat etti. 12 Aralık, pardon, Aralık'ın 15'i saat... Eski saat o zaman 14'te ezan okunuyordu. Şu an 15'te okunuyor. 3'e 14.2 idi o zaman. Şu an 15.2'ye gelmiş oluyor. İlkinde ezanında vefat etmişti. Buradan dedem omuzlar üzerinde mezarlığa gitti. Acı ve gerçek. Ölüm. Bakın. Böyle. Yani böyle gidiyoruz. Gerçek evimize gidiyoruz. Ölmeyeceğim diye dünyada didinenler. Dünya sonu elbet gün gelecek. Mezarlığımıza geldik. Mezarlığımıza geldik arkadaşlar. Mezarlığımıza geldik arkadaşlar. Burada yatmakta olan tüm merhumlarımıza, merhum merhumelerimize mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Bizim aracılığımızla da burada yakınlarını görmek, mezarlarını görenler oldu. Mutlaka tanıdıklarımız izliyor buradan. Onlara da gidemedikleri için buradan içeriye çekeceğim. Mezarlığa gireceğim burada. Ama önce dedemin yanına gideceğim. Dedemin mezarlığına gideceğim. Bakın. Yağmurlu günde ama evim yakın olduğu için ben çıktım. Evim yakın olduğu için mezarlığa geldim. Evim yakın. Evet. Bakın arkadaşlar. İşte bizim son durak. Burası. Burası son durak. Buradan ayağıma botlarımı da giydim. Dedemin mezarlığı otlanmış, ahalim dedi, temiz mi dedi, bilmiyorum dedim. Gelemedik, yakın olmasına rağmen gelemiyoruz işlerden güçlerden. Evet. Burada yatıyorlar. Babaannem, babaannemin mezarı ve dedemin mezarı orada. 16 yazıldı mezarın şeyine ama mezara girişinden hesabı olundu herhalde. 16 Aralık 2008 yılında Salı günü toprağa girdi dedem benim. Ama vefatı 15 Aralık Pazartesi günü vefat etmişti ve dedemin ölüm yıldönümü bugün. Mekanı cennet olsun dedemizi. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Mezarın neden etrafını yapmadınız diye sorarsanız. Dedemin mezarın etrafını biz yapacaktık. Gerçekten mezarlığa dolgu olacağı için yoldan çok alçak burası. O yüzden geri koyduk ama maalesef ne yapan var ne eden var. Biz de mezarları dedemin ve babaannemin yapacağız. Ama makbul olan mezar böyle etrafı çevrili değil de
Etrafı böyle çevrili değil de böyle tek sade bir mezar. Mezarmış. Süslü püslü değil. Etrafını biz her zaman temizliyoruz zaten. Mezarlarına bakım olmaz. Mezarların biri de babaannem 20 yıllık mezar 20 yıl vefat etti. Dedem 12 yıl bugün. Bakımlarını yapıyoruz. Mesela çam ağaçlarını dahi ben diktim. Birini babaannem, birini dedeme diye. İki tane ağaç diktik buraya. Dedemizden güzel anılarımız geçti. Babaannemi ben hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum. O 21 yıl olacak. Ama dedemle çok güzel anılarımız geçti. Mekanın cennet olsun. Dedemizi gerçekten arayıp arayıp bulamıyoruz. Her yıl geliyoruz yanına. Ölüm yıldönümünde ben geliyorum her yıl. Devamlı evimiz yakın. Her gün de gelebiliyorum. Ya işte gerçek. Gerçek yer burası. Kimse malına mülküne aldanmasın. Bakın buraya taburo getirdim. Burada oturuyoruz yanında. İşte böyle. Dedemizin mezarı. Ya gerçekten samimi söylüyorum size. Burada konuşmam doğru ya da yanlış onu bilemem. Dedemin ve babaannemin iki daha üç tane evladı var. Buradan duysunlar sesimi gerçekten samimi söylüyorum. Gerçekten böyle evlat olamaz. Babam gelip gidebilir ama babamda da hani öyle şey görmedim. Hep kardeşim ve ben Allah rahmet eylesin dedemden babaannemin mezarına bakarız. Bizden başka etrafında diken bitmiş, şey bitmiş yapmaz. Burada kılaç çiçek de o yüzden olduğu için ben kesmedim. Burada gül var bunun üzerinde. Onları da duruyor. Bakımını hep biz yaparız. İyi ki de dedemizmiş. İyi ki de biz onun torunlarıyız. Her zaman dedemizin yanına. Ha, gelirim babaannemin yanına. Gerçek evimiz burası. Şimdi biraz herkes hayattan ders alsın. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Evet. Buradan tüm vefat eden ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Hatta görmek isteyenler, vatanında uzak yerde olanlar, aile mezarları gerçekten atalarımız unutmamak gerekiyor. Agif Çelik amcamız da çok muhterem, çok değerli bir amcamızdı. Mekanı cennet olsun. Mekanları cennet olsun tüm ölmüşlerimize. Hayriye Çelikçi, Hayri ablam çok çok iyi bir avamdı, teyzemdi. Mekanı cennet olsun. Ben içeri girecektim ama yağmur yağıyor. Buradan 25 Fatma ablamızın annesi, dedesi, mezarları. Haydi 25 annemin babaannesi. Gerçekten.
Yağmurdan dolayı içeri giremedim fazla. İnşallah tekrar gelirim. Mezarlığımız. Burası havaalanının karşısındaki mezarlık. Yağmur yağıyor. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Bugün de dedemin ölüm yıl dönümüydü. Mezarlık ziyarete geldim. Şimdi evime gidiyorum. Dedem de aşağıda yatıyor. İki tane çamın dibinde dedem de orada yatıyor. Sanki hiçbir kimse hiçbiri yaşamamış bu dünyayı. Biz de onlar olacağız onlar gibi. Hani bizler de onlar gibi olacağız. Kimse aldanmasın dünyaya. Herkese hayırlı günler diliyorum tekrardan. Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler olsun.